Yakma resim sanatçısı Muammer Kırmızıgül, 11 öğrencisiyle birlikte açtığı Sanat Ateşi sergisini Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerin ilgisine sundu. Sanata çocuk yaşlarda kara kalem çalışmalarıyla başlayan Kırmızıgül, tonlamalı, detaylı ve üç boyutlu eserler üzerine yoğunlaşıyor. Sergide 60 eser yer alıyor. İlk başlangıç 80'li yıllarda rahmetli dayım benim Halil Gelgeç alaylı ressamdı. Onun kendi el yapımı bir makine vardı yaptığı. Onunla ilk denemeler yapıldı. O şekilde ben bir çalışmalar yapmıştım ama bu tabii 80'li yıllar, benim size bahsettiğim yıllar. Ondan sonrasında ben yakmaya devam etmedim. Kara kalem, yağlı boya ve tabelacılık yaptım ben dayımla birlikte. Altyapımız o açıdan çok sağlam. Sonrasında ben yakmaya başladım. Makinalarımız bizim tonlamalı, yani ayarları çok iyi yapabiliyorsunuz. Öyle makinalarla da çalıştığımız için ve altyapım da sağlam olduğu için biz tonlamalara ağırlık verdik. Başka materyaller de kattık. Yani neyi yakıyoruz? Biz ahşapla birlikte 8 materyal daha yakıyoruz. Mesela bunlardan bazıları nedir? Deri, kağıt, yaprak, yumurta, su kabağı, kumaş. Bunlara bile yakma yapıyoruz. Büyük bir titizlik gerektiren yakma resim sanatında önce malzeme seçiliyor, daha sonra teknik uygulanıyor. İlk önce biz kafamızda tasarlıyoruz. Nasıl tasarlıyoruz? Diyelim ben sizin portrenizimi çalışacağım, bir manzara mı çalışacağım, bunu tasarlıyorum. Öğrencilerim, hiç resim bilgisi olmayanlara ben transfer yoluyla çizim yaptırıyorum. Bu kopya kağıdı olur, arkasını karalayak olur, çeşitli yolları var bunun. Bunlardan en uygun olanı neyse onu yaptırarak transfer yaptırıyorum. Ne üzerine çalışacaksak, ahşap mı, deri mi, kağıt mı, onun üzerine transfer yaptırıyorum. Ben kendim elle çizim yapıyorum. Sonrasında yakmaya başlayacağımız makineyi hazırlıyorum. Bizim bir makinamız var. Elektrikle çalışan bir makina. Bunun normal bir ısısını ayarlıyorum. Öğrencilerime de öyle eğitim veriyorum. Ve tek uç çalışıyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Türkiye'de ve dünyada yakma makineleri ile çalışanlar yaklaşık 8-10 uç kullanabiliyorlar, değiştirip. Ama ben tek uç kullandırıyorum. O şekilde de alıştırdım öğrencilerim. Onunla, yani en ince detay nedir? Sizin kirpiğinizdir, gözünüzün beyaz kısmıdır, oraları da yapabiliyoruz. Arkanızdaki fonu da yapabiliyoruz. Aynı makina ve tek uçla. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Sanatçı gelenekten geleceğe Türk sanatını tanıtmayı, öğretmeyi ve yaşatmayı amaçlıyor. Serginin en dikkat çeken eserleri arasında deve yumurtası üzerine yapılmış yakma resimler, bambu yağmur çubuğu ve yapımı 35 gün süren Barbaros Hayrettin Paşa portresi yer alıyor. 11 öğrencinin de çalışmalarının bulunduğu Sanat Ateşi sergisi 15 Eylül'e kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilir.